çekmiyor. Lütfen bu da tahsilden çıkma arkadaşlar, lütfen. Erzin efsane, Dörtel efsane, Hasun efsane, Belen efsane. Siz olmazsanız efsane olmaz. Olmaz bir efsane. Sanal dünyayla gerçek dünya arasında gerçekten çok büyük bir fark var. Artık Türkiye'de sanal dünya hayatı bitsin, hakikat dünyası başlasın. Deprem yaşadı. Depremden önce çok şükür Hatay'ın Erzin'den Samandağ'ına, Samandağ'ından Hasa'ya kadar o büyük projeler hep bu gariban yaptı, hep büyük şehir yaptı, hep sizin belediyeniz yaptı. Yani kardeşiniz yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız geldi. Dedi ki milletim beni affetsin. Geç kaldık dedi. En son gelişinde de bizi yüreğimizden vurdu. Dedi ki Hatay halkı mahzun, Hatay halkı garip. Hatay halkı kurtuluş mücadelesi verdiği zaman bile o 20 yıllık mücadelede hiçbir zaman mahzun ve garip olmadı. Onun kendi insanı vardı, kendi mücadele eden büyükleri vardı, mücahitleri vardı, kahramanları vardı, gazileri vardı, şehitleri vardı. Ama hiçbir gün başlarını önlerine eğmediler. Tüm mücadeleleri yaparken kurtuluş mücadelesi veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk misaki milli sınırlar içerisindeki mücadeleyi yaparken bir gözü, bir yüreği ve bir eli de Hatay'daydı. Biz 12 yıldır Suriyeli kardeşlerimizle birlikteyiz. Suriyeli kardeşlerimizle birlikteyiz ama misafirlik çok uzun sürdü. Bu misafirlik bizi de yordu, onları da yordu. İstiyoruz ki barış olsun. İstiyoruz ki Suriye ile eskiden olduğu gibi devletlerimiz, hükümetlerimiz ve milletlerimiz kardeş kardeş yaşasın. Ticaret, turizm tekrardan başlasın. Bunun içinde barış olsun ve uluslararası hukukun öncülüğünde Suriye'deki barış imzalansın. Ve burada Suriye'den gelen kardeşlerimize verilen bu kadar imkanların bir kısmı onların altyapısı, okulları, barınma sorunu çözmek, iş yerleri sorunu çözmek, yollarını çözmek için yapılsın ve insanlar huzur içerisinde gitsin. İlk günden itibaren büyük şehirlerde, büyük şehir burada, ben buradaydım, ben hiç gitmedim. 56 gün boyunca buradaydık ve ilk 9 gün ben de arabada eşimle birlikte yattım. Hala konteynerde yaşıyorum. Hala konteynerde yaşama sebebim şu, benim çalışma arkadaşlarımın %95'i evsiz kaldı. Onlara konteyner kent kurduk. Onlarla birlikte yaşıyoruz. Şimdi değerli hemşerilerim, bu kadar sıkıntılar varken sadece 12 milyar harcayan ve 12 milyar harcarken de başımıza kalkan bir hükümet hem başlangıçta geciktiğini itiraf ediyor, hem sonra da bizi mahzun ve garip bıraktığını iddia ediyor. Sayın Dudoğlu'nu da yalnız bırakmamak lazım inşallah. Birlikte ama çok çalışmamız lazım. Tüzağaç hep sağdaydı. Bunu bilmenizi isterim. Ha ne oldu? Birdenbire 15 tane ilçeye yetişemezdi. Başkanım.